Kazanım 26'dayız. Demiş ki aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? Şimdi önermelere bakalım. P önermesi. Her hayvan 4 ayaklıdır. Burada niceleyiciler var bak her. Her hayvan 4 ayaklıdır. Şimdi buna en az bir tane ters örnek göstersek işimiz kolay. Mesela 4 ayaklı olmayan bir hayvan söyleyelim. Tavuk. Tavuğun 4 ayağı yok. O yüzden en az bir tane ters örnek gösterdiğim için bu yanlış. Bazı insanlar çekik gözlüdür. Bazı insanlar çekik gözlüdür. Bu doğru bir önerme. En az bir tane bazı demek en az bir tane insan var ki çekik gözlü. Örnek olarak çok bilinen kimi gösterebilir? Mesela burada örnek olarak Japonlar diyebiliriz. Spesifik bir örnek oldu. Gerçi spesifik olmadı. Japonlar çekik gözlü mesela. O zaman bu doğrudur. Diğerlerine bakın. Bütün insanlar zekidir. Hayır. Yani zeki olmayan bir insan da olabilir. O yüzden bu en az bir tane ters örnek gösterdim yani. Bu bütün o her en her e, niceliği içine denk geliyor. En az bir tane uçan fil vardır. En az bir tane uçan fil vardır. Hayır. Filler uçamaz. Tüm tam sayıların küpü pozitiftir. Bir tane ters örnek göstereyim. Eksi 2 tam sayı küpünü aldım. Eksi 8 pozitif değil. Bu da doğru değildir o zaman. Ters örnek bir tane göstersem yetiyor bana. 1B dedik. 2'ye geçtik. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Her x elemanın R, R için yani bütün diyor x reel sayılar için bütün reel sayılar için x kare büyük eşit sıfır mı bu doğru bu doğru çünkü bir reel sayının karesi ya sıfır olur ya sıfırdan büyük olur en az bir tane n eleman n için n küçük eşit sıfır e direkt n'yi sıfır alırsam doğal sayı bu n'yi sıfır aldığında sıfır bir doğal sayı mı doğal sayı sıfır küçük eşit sıfır sağlıyor mu sağlıyor bu ne oluyor bu da doğru oluyor en az bir tane ab en az bir ab eleman z için a kare Eşittir b kare. Böyle bir tane örnek verebilir miyim? Veririm. Eksi 2'nin karesi tam sayı olacak diyor. Eşittir 2'nin karesi mesela. Doğru mu? E bu ne oldu? Doğru oldu. En az bir tane örnek yetiyor. Her x eleman r için kök x kare eşittir x oluyor. Şimdi bu yanlış. Neden yanlış? Bir tane ters örnek göstermem yeterli. Şöyle eksi 2 için diyelim. Kare kök eksi 2'nin karesi eşittir mutlak değer eksi 2 yani 2 olur. Eksi 2'ye eşit olmaz. Buna göre eksi 2'nin karesi eksi 2'ye eşit olması lazım. Hayır. Mutlak değer eksi 2'ye yani 2'ye eşit olur. Her zaman sağlamıyor bu bak. X'e değil eksi x'e eşit oldu. X eksi 2 iken sonuç 2 çıktı. Bu ne oldu? Yanlış oldu. En az bir tane doğal sayı için mutlak değer a büyük eşit a diyor. Bu her türlü sağlanır. Yani şey Her a eleman ne için mutlak değer a büyük eşit a. Zaten bu sağlanır. A pozitif ise direkt eşitlik sağlanır. A negatif ise direkt büyüklük sağlanır. Bu her zaman doğrudur. Geçtim 3'e. Bu kümede tanımlanan önermelerden diyor kaç tanesi doğrudur? A1, 2, 3. Her x eleman A için x eksi 1 büyük eşit 0. Yani x büyük eşit 1. A'daki her eleman birden büyük eşit mi? Evet. Bu doğru. En az bir tane x eleman A vardır ki diyor. A kümesinde en az bir tane eleman vardır x kare 16. 4'ü aldığım zaman 4'ün karesi 16. Demek ki a'da en az bir eleman var. Zaten bir eleman olması yetiyor bana. En az bir tane a'da eleman vardır. x 3 eşittir 4. Yani x eşittir 7. Yani a'da 7 diye bir eleman var diyor. Yok. Bu yanlış oldu. Her x eleman a için x kare büyük bir hayır. x'i 1 alırsam a kümesinden. 1'in karesi eşittir 1 olur. Bak büyük olmadı eşit oldu. Bu da yanlış oldu. Her x için demek bir tane bile ters örnek göstersem yanlış olduğunu göstermiş oluyorum. 1, 2 doğru oldu. Yani iki tanesi doğrudur. Cevabım C oldu. Aşağıdaki önermelerde hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum burada. Her x'ye eleman z için diyor. X kare eksiye kare eşittir. X eksiye çarpı x artı y. Bu zaten iki kare fark özdeşliği. Bu her zaman sağlar. En az bir tane x'ye eleman ne için? X artı y'nin kübü eşittir. X küp artı y küp. E burada en az x'ye eleman ne için diyor? E 0 0 ver. Direkt bak 0 0 ver ya da 0 1 ver. 0 sıfır artı 0'ın kübü, 0'ın kübü artı 0'ın kübü en az bir tane sağlıyor. Ya da 0 artı 1'in kübü, 0'ın kübü artı 1'in kübü o da sağlıyor. C'ye bakıyorum her x'i eleman z artı için her x'i eleman pozitif tam sayı için x artı y'nin karesi x kare artı 2 x'i artı y kare zaten bu tam kare açılımı. Bu da doğrudur. Buraya bakıyorum her x'i eleman ne için? x x kare eksi y kare bölü x eksi eşittir x artı y. Hayır. x eşit y olamaz burada. x eşit y alırsam mesela tanımsız oluyor. Çünkü neden? Mesela örnek olarak 0 bölü 0 oluyor x eşit y alırsa. Mesela 2'ye 2 alalım. 2'nin karesi eksi 2'nin karesi. 0 bölü 2 eksi 2 0. 0 bölü 0 tanımsız oluyor. 0'a eşit olmaz. O yüzden burada x eşit y'yi x eşit değil y'yi belirtmesi lazım. O yüzden bu yanlış oldu. En az bir tane ters örnek yetiyor bana. Diyor ki burada en az e, bir tane x'i eleman tam sayı için mutlak değer x artı eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer Mesela x i 2, y. Mesela x'i 2, y'yi 3 al. Pozitif olarak. Mutlak değer 2 artı 3. Mutlak değer 5 eşittir. Mutlak değer 2 artı mutlak değer 3. Bu sağlanır her zaman. 5 eşittir. 2 artı 3. Yani burada da cevabım d oldu yanlış olan. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>